sevgili Merami İfam takipçileri, dinleyenleri, Meram Sokağı sakinleri, Merami İfam podcast oluyor şu an. Merami İfam podcast oluyor çünkü Merami İfam podcast için kafamda bir hep bir virgül vardı, bir asterisk vardı. Bugün özel bir bölüm Merami İfam bölümü çekmek hep kafamda vardı. Bugün özel olmasının sebebi de bugünün özel bir gün olması. O da Mert Günhan'ın doğum günü olması sebebiyle. Ben müsaadenizle biraz açıkçası Mert Gülhan arkadaşımdan bahsetmek istiyorum size. Çünkü bu arkadaşlık bir noktada beraber iş yaptığımız ve beraber yaptığımız işte canlı yayınlarda muhabbet yayınları yapmak, talk show'lar yapmak olduğu için elbette daha biraz kamuya açık da yaşanmaya başladı. Bu Sungur'la olan arkadaşım için de geçerli, Turgutlu olan arkadaşım için de geçerli. Ama Günhan'la olan arkadaşımda mesela farklı bir boyut olduğunu hissediyorum. Bu bir derinlik ya da katman değil. Yani farklı bir şekli var. Çünkü çok uzun zaman çok farklı şekillerde yaşandı arkadaşlık. Arkadaşlık biçim değiştirmesinden bahsedeceğim yani biraz da bununla birlikte. Biz Günhan'la 10 yılı aşkın bir süre tanışıyoruz. İlk tanıştığımızda sene 2008'di. Beşiktaş'ta Adex'te tanıştık. Bir oyun gezer etkinliğiydi. Bir yanlış hatırlamıyorsam bir LAN turnuvası vardı. Tanıştık, sosyal medyalarımızdan ekleştik. Sonra ben Amerika'ya gittim değişim öğrencisiyle olmaya. <laughs> Bu böyle çok saçma bir tabir oldu yani bir sene lise okumaya değişim öğrencisi olarak. Orada işte sosyal medyadan arada etkileşim kuruyoruz. Ama yani yeni bir oyun haberi çıkıyor. Onun üzerine yorum yapıyoruz. Menşorlaşıyoruz. Forumda konuşuyoruz falan tarz bir muhabbetimiz oluyor. Ondan sonra ben İstanbul'a döndüğümde işte forum buluşmaları forum buluşmaları daha sonra yerini bırakan forum harici buluşmalar bir noktadan sonra o hatırlıyorum bu virajı açtığımız zamanı. Çünkü toplu kalabalık bir arkadaş grubuydu onlar zaten. Ben Beşiktaş'ta Adex'te tanıştığımda da onlar kalabalık bir arkadaş grubuydu. Üniversiteye başladığımda daha da kalabalık bir arkadaş grubu olmuşlardı. Çoğunluğu tekrar oyun forumlarının etrafında uydu olarak dönen. Ve o ekibim çok kalabalık bölümü Ankara'ya gelmişlerdi Metkona Birinci sınıfta. Ve orada bir hep beraber bir kaynaştık. Bir noktada Şimdi şunu söylemem lazım. Bu kalabalık arkadaş grubu 10-11 kişilik olmasına rağmen ben o dönem onlardan bahsederken mesela Ankara'daki arkadaşlarıma İstanbul'daki arkadaş grubumdan bahsederken veyahut da anneme evden çıkıp kimlerle buluşmaya sorduğumu, kimlerle buluşmaya gittiğimi sorduğumda annem ona cevap verirken mertler diyordum hep ve kafamda gerçekten de bu organizasyonun bu ekibin ekibinin merkezindeki isim hep Günhan'dı. Bu şaşırtıcı bir şey olmayabilir aslında şu gerçekleri bilseniz. Çünkü bu arkadaş grubu ile benim geçirdiğim vakitlerin çoğunluğunda Günhan vardı. E, çoğunluğunda protagonisti. Roman karakteri anlamında söylüyorum. Yani hikayenin ileriye gitmesine sebep olan aksiyon ve tavırları genelde Günhan alıyordu. Bu bu arada baskın ve çok gözle görülür bir şey değil ama onun enerjisinde devam ediyordu çoğunlukla olaylar o istediği zaman. Ve daha da fiziksel olarak daha da önemlisi zaten çoğunlukla onun evinde oluyordu. İstanbul'da e, biz Kadıköy tarafında takılırken Cadde Bostan sahilde otururken mesela bir noktada eve gidilmesi gerekiyorsa ilk akla gelen şey Günhanlar oluyordu. Ve 3'er 4'er gidiliyordu. Gülhan'ın bir ranzası vardı ve o ranza yani maksimum derecede kullanıldı defalarca. Bu arkadaş grubu çok eğlendi. Ben benim aklımda da çok güzel anıları kaldı. Fakat zaman içerisinde ufalandı. Çünkü genelde hayatta böyle oluyor. bu herkes için Aksi var mıdır bilmiyorum daha doğrusu. Belki onu merak etmek gerekir. Kalabalık bir arkadaş grubuyla başlayıp kalabalık bir arkadaş grubuyla devam etmek. 20'li yaşlarının başında 19'da falan üniversiteye başladığında yeni bir ortama giriyorsun. Ve yeni bir ortama girdikten sonra herkes belli bir süre boyunca heyecan verici geliyor. Çünkü her şey çok farklı. Her şey çok enteresan ve dinamik ve hızlı ve daha coşkulu ve daha çekici. Herkes biraz daha komik, herkes biraz daha eğlenceli, ilginç. Bir noktadan sonra bu yeni bir başlangıç yapmış olmanın heyecanı yerini artık daha düşük perde frekansı bırakınca, normalleşmeye başlayınca yani hayatın biraz kurulu düzen olmaya başlayınca, yeni başladığın şeyde psikolojik olarak ya da fiziksel olarak bazı insanlar üzerlerinden o aura kalktığı için normalleşiyorlar ve böyle oldu ve arkadaş grubu yavaş yavaş normalleşerek azaldı. Birbirine uygun meşrepte normalleşenler birbirlerinin gözünde ayrı gruplar olarak dağıldılar ve bu grupların ilk bölünmesinde zaten ben bir yarısı gitti ve Günhan ve arkadaşları bir tarafta, öteki taraf öteki tarafta bir süre inanır mısınız bilmiyorum. Bir süre kafamda bu olaylar çok net böyle geliştiği için herhalde bilmiyorum belki de. Ee, geçmiş tecrübelerden yola çıkaraktır. İki grupla birden devam ettim. Ee, yani görüşmeye ve konuşmaya. Ama günün sonunda aslında ben de içten içe biliyordum ki... Artık bu normalleşmenin sonrasında hala çekici bulduğum taraf... Öteki taraftı. Ve öyle oldu ve grup o 10 kişilik falan arkadaş grubu en nihayetinde 5'e düştü. Hem benim hem de Günhan'ın perspektifinden. Bu arada belirtmekte de elbette fayda var yani. Tek arkadaş gruplarımız bu değildi. Ama bu Günhan'la bizim arkadaşlığımızın hikayesinin etrafındaki çerçeveydi. Ve bu 5'e 6 düşme şu yüzden önemli oldu. Ve Günhan'la bizim yakınlığımız doğal olarak daha arttı. Bu tabi bu arada 5-6'da kalması mümkün olmadı. Çünkü Günhan o noktada hayatında ilginç virajlar almaya karar verdi. İstanbul'da yaşıyor ve İstanbul'da yaşayan bir insan olarak bence yapabileceği en cool şeyleri yapıyordu. Bunlardan bir tanesi de mesela Erenköy'de 6 kişiyle birlikte 2 tane evin birleştirilmesinden oluşan ve içerisinde sauna ve bir adet de gizli ev, gizli oda bulunan bir ev tutmak oldu. Ve bu ev yine bütün arkadaş, yani bu evde farklı insanlar da gelip yaşadılar. Bir tanesi Yücel ve Yücel'le ben öyle tanıştım örneğin. Fakat bu eve, evin durumu ve evin sakinleri dolayısıyla çok net bir şekilde merkez üst evi muamelesi yine yapıldı. Ve yine böyle bir gelen giden şablon içerisinde kalabalık bir arkadaş grubu olarak... Bizim Günhan'la muhabbetimiz devam etti. Ama bu sefer şöyle bir şey hissediyordum ben. Belki Günhan da hissediyordur. Etrafımızda etrafımda artık Günhan'la bağı benimkinden daha derin olan kişi sayısı azaldığı zaman ben Günhan'ın insana daha çok yaklaştığımı hissediyordum. Bu iki insan arasında otomatikman gerçekleşiyor mu yoksa bana özgü bir durumu bilmiyorum. Sanmıyorum bana özgü bir durum olduğunu. Çünkü psikolojik olarak şöyle bir sağlaması var geliyor kafamda. Ortamda üç kişi var. İki kişi birbiriyle samimi, bir kişi değil. Bu iki kişinin samimiyeti diğerine görece olarak güçlü olduğu için o görece olarak güçlü olduğu puanı ek olarak alıyor gibi hissediyorum. Mantıklı mı bilmiyorum. Şu rakamsal olarak anlatayım. Bir insanın samimiyeti 4, Yanlarına her iki insanla da bir birer samimiyet olan biri geliyor. Bu iki insanla samimiyet farkı ortalaması artı 3. Bu yüzden 7 oluyor samimiyet. Çünkü biz birden 3 fazlayız farkındalığı. Gerçekten 3 fazla da olmaya sebebiyet veriyor. Çünkü farkındalıkla işleyen bir yerdeyiz. Düşüncelerden bahsediyoruz. Soyut bir şeyden söz ediyoruz. Samimiyet daha fazla samimi olduğunu düşününce artıyor. Bir nevi böyle okulun sınıfın eski çocukları yani Havabam sınıfının İnek Şaban ve Güdük Necmisi gibi olduk anladın mı? Damat Ferit ve diğerleri gidince bizim daha bir bağımız ikimizin gözünde de arttı gibi hissettim. Ve bu esnada da bu arada bir sürü şey yaşandı. Bir sürü şeyde ortak paylaşımlar oldu. Ve bu göreli hissiyatın altı bir noktadan sonra çok kısa bir şekilde doldu. Öncesinde de zaten. Çünkü arkadaşlık beraber anı yaşamaktan ibaret. Beraber bir şeyler paylaşmaktan ibaret. Çünkü biz anılarımızdan ibaretiz ya. Biz hatırladığımız kadar varız ya. Bu düşünceleri, kendinle alakalı düşünceleri anılarından yola çıkarak oluşturuyorsun. Geleceğinle alakalı düş kararları kendinle ilgili düşüncelere bakarak veriyorsun. Dolayısıyla geleceğini geçmişine bakarak belirliyorsun. Geçmişinde ne kadar bir insanla ortak anın olursa o zaman geleceğe yönelik olarak da o insanla hareket etme ihtimali daha çok artıyor. Ve bu kümülatif bir şey. Daha fazla oldukça, daha fazla oldukça, günümüzde daha fazla insanla anı, o daha fazla o insan anı yarattıkça daha da güçleniyor. Ve gün da bizim bu arkadaş grup kalabalık arkadaş grupları ve herhangi öyle salonlu evler, ve metikonlar ve Caddebostan sahiller esnasında bir iki arkadaşlığımız akabinde Ev arkadaşlığı ile birlikte daha da taşlandı. Bu zaten başka bir seviyeye geliyor. Çünkü evde insan ne kadar ne olursa olsun bir noktadan sonra rol kesmeyi bırakıyor. Rol kesmenin içerisine yer yer görgü de dahil. Yer yer e, edep, adap da dahil. Nezaket, zerafet de dahil. Günün sonunda sadece ciğerden hareket ediyor olabiliyorsun. Böyle olunca ki günhan da bende ne istediğimizi bilen ve ne istediğimizi e, ee, ne kadar görmek istediğimizden emin olan insanlar olarak birbirimize istemediğimiz şeyleri de çok net söylediğimiz için daha fazla anı yaratmaya başladık. Sadece cadde bostan sahili içip gitmek gibi değil. Duygu yüklü şeyler. Yani ağlaşmalar, dramatik anlar, kavgalar, tartışmalar diyeyim daha doğrusu. Bağırışmalar, tripler, laf atmalar. Bizim günhan'la bu dönem içerisinde evde sabah kadar muhabbetlerimiz de oldu. Düzenlediğimiz düzenlediğimiz ve herkesin önce çito sıyıp sonra PlayStation'a Parmak bastığı partiler de oldu. Herkesin gerçekten gereğinden fazla kafasının güzel olduğu yılbaşı partileri de oldu. Bir yandan da buzdolabının başında hayatımızla ilgili moral bozucu birbirimize şeyler söyleyerek kavga ettiğimiz de oldu. Onun da sevgilisinden ayrıldığı oldu. Benim de sevgilimden ayrıldığım oldu. Depresyonlarımızı yan yana yaşadık. Bütün bunlar esnasında arkadaşlık başka bir yere kalktı gitti tabi fark etmiyorsun ilk önce ne kadar böyle olduğunun. Ama bu sefer artık inkar edilecek bir tarafı kalmamıştı benim perspektifimden. Çünkü artık o arkadaş grubundan kalanlar da çok kalmamıştı. Bu niye tam olarak hayat atı atılma, insanların farklı dertler, farklı gayeler kovalaması, değişmesi zaman içerisinde belki diye düşünüyorum. Belki Günhan'la biz ev paylaşıyor olmasaydık biz de farklı, çok daha farklı değişebilirdik. Ama değişirken birbirimize uyum gösterme yetimizi kaybeder miydik ondan emin değilim. Çünkü 10 yıllık arkadaşlığımız esnasında Günhan da ben de en az 2-3 kere farklı insanlar haline gelecek kadar total değişiklikler yaşadık. Bunların içerisinde bazı çekirdek özelliklerimiz var ve ben Günhan'la ilgili bunları kendimde saklı tutma hakkını müsaadenizle size sunuyorum. Günhan'ın da benle ilgili vardır eminim. Tespit edilen birkaç, evet bu hayatımda tutulması gereken bir davranış bütünü tespiti var. Ama bazı insanlarda neden Günhan'da olduğu gibi onların değişimlerine alışma kararını veriyorum, bazılarını da vermiyorum. Onu çok açıklayamayacağım. Çünkü vermediklerim elenince Günhan'la biz kaldık o 11 kişilik arkadaş grubundan günü sonunda. Daha doğrusu hala bugün görüşsek görüşeceğimiz, selamlaşsak selamlaşacağımız vardır. Yanlış anlaşılmasını istemem ama o seviyede bir arkadaşlık sürdürme konusunda Bunu dönüp bakınca işte romantik bir şekilde yorumlamak bence olaya biraz haksızlık içeriyor. Çünkü sanki kader veya deterministik bir şekilde bu böyle olacaktı ve olaylar yolunu buldu ve o yüzden biz Günhan'la 10 senelik bir arkadaşlık denk geldi, rast geldi de kurduk gibi çok düşünmek istemiyorum konuyla alakalı. Çünkü ben bir nokta daha sonra kanaat timdir ki daha doğrusu insanların objektif bir şekilde bir yol arkadaşı aradıklarını ve yalnızlık istemediklerini yalnızlığın biyolojik bir uyarı mekanizması olduğunu ve ihtiyaç belirttiğini düşünmekle beraber bu düşüncelerini yani yola türeterek kanaatimdir ki insanların yol arkadaşı bulma ihtiyaçları var. Evlilik müessesesi bu yol arkadaşı bulma ihtiyacına göre dizayn edilmiş. ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış. Dizayn edilmiş deyince illuminati dizayn etmiş gibi oluyor. Hayır yani insanlar bunu böyle yapmak istedikleri için bu şekilde yapmaya başlamışlar. Bu şekilde bir kuruma ihtiyaç duymuşlar ve ortaya çıkarmışlar ve geliştirmişler ve şekillendirmişler. Ve şimdi tamam ne olursa olsun en azından benim bütün hikayelerim bilecek, benim bütün anılarım bilecek. Benle ve benim geçmişimde ve günümde öyle bir yer alacak ki gelecek planlarımı da onunla, onu düşünerek daha doğrusu kurabileceğim hastalıkta, sağlıkta ve iyi günde, kötü günde yol arkadaşı olacağız diye yemin ediyorlar. Ben bu yemini bazı arkadaşlara da etmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evliliğin aksine arkadaşlıktaki yol arkadaşlığı mühasırlık istemiyor. Sadece sadakat istiyor. Yemine sadakat o da. O yemine sadakatte huyuna suyuna alışmak zaman geçtikçe ve devam ettikçe. Birbirine hayatına kattığın değerleri unutmamak, aklına tutmak ve iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta bu yolu yürümeye devam etmek. Ben Günhan'la ilgili böyle hissediyorum. Bu bence uzun zamandır böyle hissediyorum. Ve uzun zamandır böyle hissettiğimi bilinçsizce de olsa, bilinç altında da olsa, biliyor olmamdan dolayı uzun zamandır ...devam ediyor arkadaşlığımız. Çünkü bazı noktalarda etmediği zaman... ...elimi bıraktığımı hatırlıyorum. Ama günahında da kavga edip... küsüp tekrar barışıyor olmamız sık sık... ...sık sık değil de zaman zaman... ...sık sık demek çok yanlış. Kimselere bir bırakma niyeti olduğunu da gösteriyor. Yani sadakatin karşılıklı olduğuna dair de... ...söylemek mümkün. O zaman da işte evet... ...beyin madem bilinç altı belirliyor bilinç üstünden de adını koyabiliriz diye düşünüyorum. Bu hislerimi döktüğüm bir merami ifamın sonuna geldik. Hayat böyle bir şey. Kendinize iyi bakın. Bir merami ifam daha gelir mi gerçekten bilmiyorum. E, bu konuda post açıklama çok küçük e, yapmak istiyorum. Çünkü bir daha nerede yapacağım kendi kendime kendim hakkında konuşmak e, Meramifam birinci sezonu çekerken benim için önemli bir şeydi e, Meramifam ikinci sezonu çekerken bazı konular üzerinde söyleyeceklerim vardı ve Merahım İfam üçüncü sezonu geldiğinde söyleyeceklerim çoğunlukla aslında biraz daha pastlaşma gerektiriyordu ve bu yüzden artık arkadaşlarımla beraber konuşarak e, üretim yapmayı tercih ediyorum. Tek başıma kendim hakkında kendimi kendime dair şeyleri paylaşmaktan biraz korkuyor ve çekiniyorum şu sıralar. Bunun da sebeplerini inşallah bir gün anlatabilecek olurum konumda. Yani o kamu açıklamamız bir yönde. Kendinizi bu kayıt olun. Hoşçakalın. Şeklimiz budur.